Evet, yoğun ilçe programlarımızdan sonra Sabuncuberi Tüneli'ne ilk defa geliyorum. Görelim bakalım, açık mı kapalı mı? Gördüğünüz gibi açık, bismillah duruyoruz. Sabuncuberi Tüneli'nin geçişiyle alakalı kimse para istemedi benden. Vallahi kimse para istemiyor. Duyduk duymadık demeyin. Sabuncuberi Tüneli ücretsiz, ücretsiz. Bu da birilerinin kulağına küpe olsun. Bakın, hiç yolumuzu kesen yok, gişe yok, para diyen yok. Ey muhalefet, duyurulur. Para diyen yok. Işıl ışıl maşallah. Hizmete bakar mısınız ya? Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'dan. Başbakanımız Binali Yıldırım Beyefendi'den. Görüyorsunuz geçen gün ev iftarla beraber açılışını yaptık. Manisa'nın bu prestij projesi. Manisalılar her zaman derlerdi, ya şu Sabuncuberi'nin oradan bir tünel olsa da kışın bir sürü kaza bela oluyor, kar kış kıyamette diye hep söylenirdi. Hamdolsun bu bizim AK Parti iktidarımıza nasip oldu. Görüyorsunuz havalandırmaları her şeyle beraber, ışıklarıyla beraber çok güzel bir tünel, şaheser. Bu böyle bundan sonra inşallah sadece Manisa İzmir arasına hizmet etmeyecek. Göreceksiniz ki Ege bölgesinin ekonomisine bile müsbet manada etkisi olacak. Aydın'ı, Muğla'sı, Denizli'sine kadar. Ve böylelikle de Türkiye'nin her tarafına inşa edilmiş olan bu Sabuncuberi Tüneli vari tünellerimiz milletimize hizmet etmiş olacak. Bunlar hayaldi, gerçek oldu. AK Parti döneminde gerçek oldu. Bu ve buna benzer yatırımları, tünelleri, yolları, alt geçitleri, havalimanlarını yaparsa AK Parti yapar. Yoksa bugünkü muhalefetin diline eğer bakarsak, adamların aklı fikri yıkıp dökmekte, kapatmakta. AK Parti ne yaparsa yapsın, nasıl, ne kadar çok hizmet ederse etsin bu memlekete, biz teşekkür etmeyeceğiz ve hep eleştireceğiz diyen ne yazık ki bu ana muhalefetin mensupları, partili yöneticileri. Ama inşallah ana muhalefetin tabanındaki insanlar, onlara oy veren insanlar ve diğer partilerde oy veren insanlar, eminim ki bu tünelden geçtiği zaman Manisa'da ve İzmir'de ikamet edenler gereğini yapacaktır. Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin hakkını da teslim edeceklerdir diye düşünüyorum. Bakın devam ediyorum, hala bitmiyor. 4 kilometreden fazla. Git Allah git. Sür Allah sür. Hiç virajlar, mirajlar, dağın tepesine çık, in. Hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Yarmışız dağı. Leyla ile Mecnun gibi birleştirmişiz. Ferhat'ın Şirin'e sevdasından dolayı nasıl dağları deldiyse, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan da bu ülkeye sevdalı olduğu için işte dağları deliyor, marmaraylar yapıyor, tüneller yapıyor, havalimanları yapıyor. Allah ondan razı olsun. AK Parti'den razı olsun. Yaparsa AK Parti yapar. Evet, şimdi şu an çıkıyoruz. Bakalım bakalım nereye geldik. Oo, yol bitmiş. İzmir'e varmışız neredeyse ya. Ne büyük hizmet, ne büyük yenilik. Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan. Allah sana hayırlı uzun ömür versin.